Mahmut Övür PKK'lı duran kalkan neyi saklıyor? Beklemediğiniz birinin beklemediğiniz bir çıkış karşısında halkımızın güzel bir sözü var. Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Önceki gün kandil baronlarından duran kalkan tam da böyle bir çıkış yaptı. Ortada Avrupa ülkeleriyle ilgili bir şey yokken kalkıp onların PKK'ya kışkırttığını söylemesi şaşırtıcıydı. Şöyle diyordu. Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu, gizli oldu, sözlü oldu. Fiiliyatlı oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik. Gel de günaydın deme. Geç ve eksik de olsa bu gerçeği seslendirmek önemli. Ama şu sorunun cevabı çok daha önemli. Peki ne oldu da PKK'nın 3 numaralı ismi birdenbire ABD dururken Avrupa ülkelerini Türkiye'ye karşı PKK'yı kışkırtmak ve çatışmaya zorlamakla suçladı? Bu garip çıkışı kimileri Türkiye'nin Irak ve Suriye içlerine uzanan terörle kararlı mücadelesi sonrası PKK'nın sıkıştığına ve bir çıkış yolu aradığına yordu. PKK'lı kalkan da satır arasında kafaları karıştırmak için yeni bir çözüm ihtimalinden söz ediyor ama olmayacağını o da biliyor. Acaba CHP ve Millet İttifakı karşısında HDP'nin pazarlık gücünü arttırmak ve her an rota değiştirebiliriz mesajı olabilir miydi? Bu da zayıf bir ihtimaldi. Geriye bir tek ihtimal kalıyor. PKK baronu kalkan hedefe Avrupa'yı koyarak PKK'ya binlerce tır silah ve milyonlarca dolar para desteği veren ABD'yi saklamak. Bu gerçeği yazar Orhan Miroğlu şöyle yorumluyor. Adam doğruyu söylemiyor, ABD ile ilişkilerin üstünü örtüyor. Bir anlamda ABD'yi PKK terörünü desteklemekle, zannından kurtarmak istiyor. Çevremize olan her şey aslında 2023 seçimlerinin endeksi ve ABD buna göre hareket ediyor. Hem Erdoğan'dan kurtulmak hem de Suriye'de bir statü oluşturmak istiyor. Bunun için PKK'ya destek veriyor. İşin asıl püf noktası tam da burası. PKK, destekçisi emperyalist ABD'yi gizleyerek Avrupa ülkelerini öne sürüyor ve gerçeği saklıyor. Oysa İngiltere hariç Avrupa ülkeleri PKK'ya lojistik ve moral destek verseler de Orta Doğu'ya ilişkin özel bir stratejileri yok. Ama ABD'nin var hem de başından itibaren. Sadece AK Parti'nin iktidara geldiği ve Avrupa Birliği yolculuğuna büyük bir heyecanla başladığı 2004 yılında olanlara bakın. Öcalan yakalanıp terörün durdurulduğu o yıl PKK kongre yapıp silahı bırakacağını açıklamaya hazırlanırken birdenbire bir şeyler oluyor ve PKK Avrupa Birliği yolculuğuna çıkan Türkiye'de yeniden silaha sarılıyordu. O günleri yazar Orhan Miroğlu Yeni Yüzyıl Kürtler ve Bağımsızlık kitabında şöyle anlatıyor. Nihayet bu tartışmalar 2004 yılında Kandil'de yaşanan kongrede iyice su yüzüne çıkmış ve kongreden barış kararı yani bir daha savaşmama kararı çıkacakken aslında kongre üyeleri bu konuda %90'lara varan bir mutabakat sağlamışken bu kongrede savaş kararı alındı. Peki 2004 yılında PKK yeniden terör kararını neden aldı? ABD ve Pentagon yetkililerinin etkisi oldu mu? Avukat Mahmut Şakar'ı Kandil'e kimler gönderdi ve PKK kongresine hangi mesajı götürdü? Yarın devam ederim.